Bediüzzaman Hazretleri'nin ahir zamanın en büyük müştehidi olduğu iddiası doğru değildir. Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük müştehit ve müceddit olacağını açıklamıştır. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den olacaktır. Üstad Hazretleri, Hicri 1300'ün müceddididir. Ama ahir zamanın en büyük müştehidi ve müceddidi sıfatlarını taşımamaktadır. Üstadımız İmam Şafii Hazretlerine bağlı olan bir mukallittir. Ahir zamanın en büyük müştehidi ve müceddidi olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ise hem hiçbir mezhebe bağlı olmayacak, hem de tüm mezhepleri ortadan kaldırarak İslam'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gibi yaşanmasına vesile olacaktır. Bediüzzaman Hazretleri devrinde ise mezhepler ortadan kalkmamış, üstadımız da hayatı boyunca İmam Şafii Hazretlerine tabi olmuştur ve Şafii mezhebine göre amel etmiştir. Evvela ben Şafii'yim. Hem hususi Şafice ibadetime, yalnız bu kadar, ben Şafii'yim. Hatta camime ve ibadetime tecavüz edildi. Şafilerce tesbihat içinde kelime-i tevhidin tekrarı sünnetken bana terk ettirilmeye çalışıldı. Bizzat en yakın talebeleri de üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Şafii olduğunu risalelerde belirtmişlerdir. Üstadımızın hatta Şafii mezhebinde olduğu için namazda Fatiha'yı kendisi işitecek derecede okuması lazım gelirken, bazı nur talebeleri tarafından dile getirilen, üstadımız müçtehitlik görevini yerine getirebilirdi. Ama İmam Şafii Hazretlerinin sevap alması için yapmadığı açıklaması da vicdana uygun değildir. Bediüzzaman Hazretleri, Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan ve Müslümanlara çok düşkün mübarek bir insandı. Farklı içtihatları ve yorumları kaldırarak Müslümanların dini mükemmel yaşamasını sağlayabilecekken bunu yapmadı demek, üstadımıza saygı duyan bir insana yakışmaz. Üstadımız böyle bir vasfa sahip olmuş olsa, hiç kimseden çekinmeden Allah'ın emri olan bu görevi mutlaka yerine getirirdi. Dört mezhebin yüzlerce hükmü birbirinden farklıdır. Müslümanlar arasında en temel konularda dahi uygulama farklılıkları vardır. Bir mezhepte helal olan, diğerinde haram kabul edilebilmektedir. Örneğin Hanbeli mezhebine göre abdesti belli bir sıraya göre almayan kişi farza uymamaktadır. Hanefi mezhebine göre bunu yaptığında bir mahsur olmamaktadır. Ya da Şafii mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumayan bir kişinin namazı geçerli değildir. Hanefi mezhebine göre ise geçerlidir. Sakalı kesmek Hanefi ve Maliki mezheplerine göre haram, Şafii mezhebine göre haram değildir. Haccın şartları Hanefi mezhebine göre 2, Maliki mezhebine göre 4, Şafii mezhebine göre ise 5'tir. Daha burada yer vermediğimiz çok sayıda konuda mezhepler arasında farklı uygulamalar vardır. Kur'an'a göre olması gereken ise haramların ve helallerin tüm Müslümanlar için aynı olmasıdır. İşte bunu Hazreti Mehdi Aleyhisselam sağlayacaktır. Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle mezhepleri kaldıracak, din halis olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki haliyle uygulanacaktır. Bediüzzaman Hazretleri devrinde ise böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Üstadımız Mehdi olsa, en büyük müçtehit ve en büyük müceddit vasıflarına sahip olsa, mutlaka bu sorumluluğu yerine getirir, tüm bu farklı uygulamaları ortadan kaldırırdı. Ama üstadımız mezhepleri kaldırmamıştır. Çünkü en büyük müçtehit ve ahir zamanın büyük mehdisi değildir.